sunumun adını zaten siz de belirttiniz. Brecht'in Müzisyenleri ve Müzikal Tiyatro. Burada Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları bölümünde öğretim üyesiyim. Bu konuyu seçmem aslında aynı zamanda gözlemci, katılımcı olarak da çok fazla birikime sahip olabilmiş olduğum bölümümüzde. O yüzden de bu konu benim için önemli. Bir de başrol konusuyla ilgili bağlantısını kuracağım. Öncelikle kavram, Gesamtkunstwerk diye bir kavram var Wagner'den günümüze kalmış olan. Sahne sanatlarını çok ilgilendiren bir konu. Çünkü sahne sanatlarında gösteri bir toplu sanat şeklinde gerçekleşiyor. Yani bireysel eserlerin dışında aslında bir yönetmen var ve yönetmen içeriğindeki her şeyi bir arada kullanıyor. Dekoru da o karar veriyor, ışığa da, müziğe de, oyuncuların nasıl oynayacaklarına da. Gesamt toplu anlamına geliyor. Kunst, sanat bildiğiniz üzere. Werk de, Werk'teki gibi bir iş anlamına geliyor. Bu toplu iş tiyatroyu anlamak için de çok önemli. Müzikal tiyatroda başrolde müzik oluyor. Bu oluşturanların içinde müzik yerini büyütüyor. Özdemir Nutku'nun bir sözüyle burada netleştireyim. Bütünlüğün belirgin bir biçimde ortaya çıkması için yazarı, oyuncusu, dekorcusu, ışıkçısı ve benzeri. Tabi artık günümüzde teknolojide barkovizyonlar da kullanılıyor. Ve daha fazlası kameralar. Kendi üzerine düşeni yaparlar. Ancak bu çeşitli iş güçlerinin doğru, uyumlu, dengeli ve güzel bir biçimde bütünlenebilmesi ve var edilebilmesi için bir yönetmene gerek vardır. Yani yönetmen bu çeşitli öğeleri bütünlemenin beynidir. Dolayısıyla konu tiyatro olduğunda belli. Müzikal tiyatro odağına geldiğimizde de yönetmenin özellikle müzikle ilgili bir hakimiyete sahip olması gerekiyor. Bunu yapabilen yönetmenlerde müzik kulağı, ritim duygusu, gelişmiş olduğu gibi genel bir müzik kültürü, aynı zamanda birçoğunda da enstrüman çalabilme yetisi görüyoruz. Özellikle efsaneleşmiş isimlerde gördüğümüz gibi Brecht. Brecht, yazarlığının ve yönetmenliğinin ve aslında bütün dünya tiyatrosunun Türkiye olduğu gibi etkileyen tiyatro kuramcısı olmasından önce bizim konumuz özelinde bir müzisyen. Otodidakt bir müzisyen, yani kendi kendini yetiştirmiş ve ilk eserlerinin bestelerini de kendisi yapmış. 1918, Ölver'in Öyküsü, Bahar Gecedir Trampetler, Adam Adamdır ve Üç Kuruşluk Opera, ki çok çok önemli bir eser. Üç Kuruşluk Opera'da bir yıldız var. Bunun sebebi şu: Brecht kendisi otodidakt bir müzisyen olmasına ve artık besteler yapabiliyor olmasına rağmen o eserinde Üç Kuruşluk Opera'nın müziklerinin daha iyi olması gerektiğine karar veriyor ve Kurt Weill'la görüşüyor. Kurt Weill de o dönemin Almanya'daki en önemli bestecilerinden biri. Incidental müzik diye İngilizce'de bir terim var. Özgün müziğe ihtiyacımız var, özgün bir eserde. Ve burada besteci oyunun ikinci beyni haline geliyor. Ve Kurt Weill'la iyi bir dil kuruyorlar. Kurt Weill o dönem çok genç ama çok da başarılı. Aynı zamanda bestenin bir oyunun başarısına katkısı konusunda ise Üç Kuruşluk Opera muhteşem bir örnek. Çünkü resmini gördüğünüz Louis Armstrong, dünyanın tanıdığı bir caz sanatçısı da ve en az 20 tane klip bulabiliriz. Mac the Knife adı altında Sustalı Mac şarkısını yorumlamıştır. Bu eser aynı zamanda bir oyunun da dünya çapında bir oyun haline gelmesini sağlamıştır. Yani müzik artık o eserin pasaportu gibi olmuş oluyor. Brecht'in sözleri bunlar. Üç Kuruşluk Opera, Epik Tiyatro'nun başarısını hepsinden güzel kanıtladı. Sahne müziği yeni görüş açılarından kalkılarak ilk kez uygulanıyordu. Üç Kuruşluk Opera'da göze çarpan yenilik, müzik öğesinin oyunun öbür öğelerinden iyice ayrılmasıydı. Ve burada hemen bir terimle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de Epik Tiyatro sözcüğü kullanılıyor ve genel olarak da Epik Tiyatro çok kullanılan bir terim, fakat Brecht'in kendisi de bu sanıyorum birçok sanatta var, müzikte Philip Glass üzerinden biliyorum ben. Bir terim oturuyor o yazar ya da o kuramcı ile ilgili. Fakat epik tiyatrodan çok diyalektik tiyatro sözcüğünü 1950'lerden sonra tercih ediyor. Çünkü aslında yaptığı şeyin çelişkileri ortaya çıkarmak.
üzerine odaklandığını göstermek istiyor. O yüzden diyalektik tiyatroda aslında Brecht'i daha derinden araştırdığımızda karşımıza çıkan bir kavram. Aristoteles katarsis kavramı yine bizim için çok önemli. Bu müziği de etkiliyor tabii, oyunu etkiliyor. Biz normalde bir şey seyrettiğimizde, oyun, dizi ya da film seyrettiğimizde oradaki ana karakterlerden biriyle özdeşleşme yaşıyoruz. Onunla beraber üzülüyoruz, onunla beraber seviniyoruz ve oyun, film bittikten sonra da konuyu kapatıp çıkıyoruz oradan. Artık bizim yapacağımız bir şey yok. Zaten film bitti, oyun bitti. Fakat Brecht'in yaklaşımında belki de ikinci sunumdaki artivizme de gönderme yapan bir durum var. Seyircinin pasifize edilmesinden rahatsız Brecht ve sorumluluktan uzaklaştığı düşüncesinde bu özdeşleşmenin çok yoğun olmasının sorumluluktan uzaklaşma durumu yarattığını düşünüyor ve seyirciyi hayata seyirci olmama, değişime yönlendirme, haksızlığa karşı sorumluluk almaya yönlendirme mantığı var. Bu da özdeşleşmenin azalmasıyla mümkün. Özdeşleşmenin yanına yabancılaşma efekti giriyor. Yabancılaşma seyirciye ara ara hatırlatılıyor. Sen şu an bir oyun seyrediyorsun ama o oyun aynı zamanda senin hayatının da tartışıldığı bir oyun. Sorumlulukların var. Bu oyun sana aslında sorumluluklarını hatırlatmak için yazıldı ve oynanıyor. Burada duygusallık, ussallık çatışması da var. Duygusallık, elbette Brecht'in sözlerinden yola çıkarak söylüyorum, duygusallık tamamen yoktur demiyoruz. Fakat ussallıkla duygusallığın dengelenmesi gerektiğini, yoksa sadece işte özdeşleşmede olduğu gibi duygusal bir işte üzüntü, sevinç yaşayıp seyircinin orada sorumluluk almadan çıkması durumu karşımıza çıkıyor. Müzikal tiyatronun form olarak tanımı da bazen muğlak olabiliyor. Bu bazen akademisyenlerde dahi muğlak olabildiğini gördüm. Şimdi hepimizin bildiği Notre Dame de Paris müzikali var. Muhteşem bir müzikal. Türkiye'de de Haluk Bilginer'in Shakespeare müzikali. Bu da harika bir eser. Biz de geçen sene buradan yola çıkarak müzikal kulübüyle Tolga Çevir'den izin alarak bir müzikal hazırladık. Şimdi bu ikisinde müzik çok yoğun. Müzik baştan sona kadar devam ediyor. İşte müzikal budur dersek orada Brecht üzerinden baktığımızda bunun doğru olmadığını, genel olarak baktığımızda da doğru olmadığını görüyoruz. Ama böyle eserler de var. Müzik baştan sona kullanılıyor. Burada önemli şey kullanım şeklinde. Hikayenin örgüsü, çatışması, karakterlerin tanıtılması müzik üzerinden ilerliyorsa o zaman biz buna müzikal tiyatro diyebiliyoruz. İçinde 20 şarkı da olsa, 6 şarkı da olsa. Burada bölümümüzde yapılan 6 mezuniyet oyununun ikisi müzikal oldu. Burada 4 tane Selçuk Sazak'la çalışma imkanı bulmuştum. Katılımcı gözlem yönteminden de o yüzden bahsediyorum. Sosyal bilimlerde çok işimize yarayan bir yöntem. Böylece sürecin nasıl işlediği, yabancılaşma efektinin aslında nasıl konduğu. Çünkü bu sadece bestenin kendisinde bitmiyor. Aynı zamanda yönetmenin ortaya koyuşunda, zaten ilk başta söylediğimiz gibi beyin o ve o her şeyi toparlıyor. Üç Kuruşluk Opera'yı 2018'de yaptık. Dediğimiz gibi müzikal tiyatroda çok önemli bir eser Brecht'in ve Schweig'da çok önemli bir Brecht eseri. Bu ikisinde de gördüğümüz yabancılaşma ve ussallık deneyimlerimiz var. Bunları da birazdan paylaşacağım. Schweig da son şarkı, bu Hans Eisler'in resmidir. Kurt Weill'den bahsettik. Hans Eisler de kendisi. Yine Almanya'nın çok önemli bestecilerinden biri. Bunlar o dönem Paul Hindemith'ten sonra gelen önemli besteciler olarak bu arada müziğin sınırlarını zorlayan müzik içindeki önemli isimler. Şarkı sözlerinde görüyorsunuz diyalektik var burada da. Büyük her zaman büyük, küçük her zaman küçük, kalmaz değişir. Bir değişimin olabileceği konusunda seyirciyi cesaretlendiriyor. Zıtlıkları gösteriyor. Gece biter bitmez gün doğar. Bu sözlerle de diyalektiği beslemiş oluyor. Kurt Weill, Hans Eisler ve Paul Dessau burada eserlerine baktığımız ve müzikalinin tanımını yapmaya böylece sınırlandırma getirdiğimiz üç besteci kendileriyle farklı farklı eserlerde çalışıyor. Burada gördüğümüz Brecht, Paul Dessau, Kurt Weill ve Hans Eisler. Paul Dessau'nun da çok önemli bir eseri var bilinen Cesaret Ana. Şimdi bu üç bestecinin de
müziğin sınırlarının dışında, yani herkes için bakıldığındaki müziğin sınırlarının dışında eserleri çoğunlukla olmasına rağmen müzikal tiyatroda Brecht'le çalıştıklarında her türü kullanıyorlar. Sadece oda müziği ya da atonel müzik değil, aynı zamanda balatlar, marşlar da karşımıza çıkabiliyor. Yönetmenin varlığı işi değiştiriyor. Çünkü bir beste yapılmış, Cesaret Ana'nın sonunda bu beste söylenirken duygu çok öne çıkınca ussallığı geri getirmek için bu savaşın içinde söylenen, savaşla kesilen hayatların içinde söylenen bir şey meselesini hatırlatmak için yönetmen orada savaş borularıyla şarkıyı kesiyor. Bu aynı zamanda şu üç bestecinin ve Brecht'in, yani burada resmi geçen dört kişinin de Hitler'in dünyayı kasıp kavurduğu dönemde Almanya'da olduklarını hatırlayalım. Dolayısıyla üçü de hayatlarını oradan çıkarak geçirmek zorunda ve sonra da Doğu Berlin'de buluşmak zorunda kalmışlar. Selçuk Sazan da Almanya'da bulunduğu, zaten çifte vatandaş olduğunu biliyoruz tanıyanlar olarak. Almanya'da da bulunduğu dönemde Doğu Berlin'e gidip Brecht Tiyatrosu'nu yerinde gördüğünü biliyoruz. Bir de sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirdik. Her zaman bir referans noktası olarak Brecht'i eleştirsek de eleştirmesek de bir referans noktası olarak Brecht Tiyatrosu var. Kendisiyle 2018'de yaptığımız bir çalışma sırasında dediğim gibi iki tane müzikalimiz var. İkisi de müzik Brecht'in. Şimdi birincisinde yabancılaşmanın nasıl müzikle beraber kullanıldığını ufacık bir örnekle gösteriyorum. Burada 2.18, 2 civarında. Şimdi burada gördüğünüz gibi oyunun içindeyiz. Normalde mikrofonun ortaya gelmesi, bunun seyirciyi yabancılaştıracağını biliyoruz ama Brecht Tiyatrosu'nda, açık biçim tiyatroda bunu özellikle kullanmayı tercih ediyor ki seyirci şu an bir eser seyrettiğini ama aynı zamanda kendi hayatının da bir eser olduğunu hatırlasın. Son olarak da, hemen bir sonraki eserde de bu size bahsettiğim Viltava türküsü. Bu da 2022'deki oyunun finaliydi. Burada da Hitler'i oynayan öğrencimiz Asmin en sonunda yerde Hitler şeklinde çıkışsızlığını görüyor Rusya'nın içinde. Ve o sırada Schweik'ı oynayan Utku, Schweik'tan çıkıp Utku oluyor. Asmin oyun bitti diyor ve arkadan bu şarkıyı söylemeye gelirken bütün oyuncular makyajlarını silerek geliyor. Yani ve arkasından da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan görüntülerle bitirildi. Biz sadece bir hikaye anlatmıyoruz. Yaşadığımız dünyadan bahsediyoruz, sizden bahsediyoruz. Hepimizin sorumluluk alması gerekir temasıyla bitirmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.